Teşekkür ederim. Estağfurullah. Efendim, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Şemsettin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezimizin düzenlemiş olduğu çevrimiçi konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Merkezimizin adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merkezimiz 2012 yılında kurulmuştur. Yönetmeliğimizde de belirlendiği şekliyle Ahmet Şemsettin Karahisari ve hat sanatı başta olmak üzere sanatın tüm dallarıyla ilgili araştırma ve uygulama faaliyetleri yapmaya gayret ediyoruz. Bir dizi çevrimiçi konferansımızın ilki ile de huzurlarınızdayız. Davetimizi kabul ederek aramızda bulunan çok kıymetli Haliç Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hattat Savaş Çelik hocamıza da teşekkürü bir borç biliyoruz ve tekrar hoş geldiniz hocam diyoruz. Ben hocamın müsaadesiyle özgeçmişini okumak isterim size. Fevkalade Estağfurullah, güzel buyurun. çalışmaları var hocamızın. 1953 yılında Akseki Antalya'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümünden yüksek lisans diplomasını aldığı yıl 1976. Hocası Profesör Emin Barı'nın asistanı olarak aynı bölümde öğretim görevine başladı. Latin yazısı konulu doktora çalışmasını tamamladı. 1987'de yardımcı doçent olarak yazı tasarımı dalında ihtisaslaştı. Hat sanatıyla ilgili çalışmalarına 1973 yılında son yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay'dan Rik'a ve Talik, Hamit Aytaç'tan Sülüs ve Nesih yazılarını meşk ederek başlamıştır. Her iki hattatın vefatlarına kadar onlardan hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları hattat Profesör Ali Alparslan'dan Divani ve Celî Divani yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Profesör Emin Barın ve hat uzmanı Profesör Uğur Derman'la sıkça görüşerek hat sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü arttırdı. 1986'da İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin düzenlediği uluslararası Hamit Aytaç Hat Yarışması'nda birincilik ve iki mansiyon aldı. Ayrıca hat ve grafik konularında yurt içi ve yurt dışında 30 kadar değişik ödülü, Türkiye'de ve değişik ülkelerdeki çeşitli koleksiyonlarda devha, Mekan. hilye, tuğra, cami yazısı, ferman ve benzeri formlarda çeşitli eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim üyeliği görevini de sürdüren Savaş Çelik'in Latin yazısı ve kaligrafi alanlarında da eserleri vardır. Bu konudaki ticari çalışmalarıyla birlikte yerli ve yabancı birçok devlet başkanına ve idarecilere verilen berat, hediye, diploma, belge gibi kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır. Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim üyeliği görevini de sürdürmektedir. Klasik hat çalışmalarıyla birlikte kendine özgü modern uygulamalar da geliştiren Savaş Çelik, ayrıca teorik bilgilendirmeler, yayınlar, hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza bilirkişiliği gibi konularda görev almıştır. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nden kendi isteğiyle emekli olan Savaş Çelik, Haliç Üniversitesi bünyesinde kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdiği grafik bölümünde 2004 yılından beri öğretim görevini ve İstanbul'daki atölyesinde hat ve kaligrafi çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde kaligrafi kursları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda 2010 yılı itibariyle temel sanat eğitimi kurslarında yönetmekte ve hat branşı zümre başkanlığı görevini de sürdürmektedir. 2015 yılından beri Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde kaligrafi ve 2016 yılından itibaren de Sakarya Belediyesi Kültür Merkezi'nde temel sanat eğitimi ve 2017 yılından bu yana da İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi'nde yine temel sanat eğitimi dersleri vermektedir. Hat sanatı alanında klasik geleneğe bağlı eserlerin yanı sıra özgün ve serbest çalışmaları ile de tanınan Çevik, Tuğra çalışmalarıyla, makliyi yazı ile
az yazılan yazılardan muhakkak reyhani yazılar üzerinde çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Hat sanatı tarihinde ilk defa muhakkak reyhani hilye yazan hattat olarak bilinmektedir. Daha önce hiç kullanılmamış kendine özgü çapraz müsenna, dörtlü müsenna, müselsel makili ve dairesel makili kompozisyon biçimlerini hat sanatına kazandırmıştır. Klasik uygulamaların yanı sıra özgün ve serbest tasarımlarla renk ve grafik değerleri kullanarak kendine özgü hat grafik niteliği taşıyan ilginç eserler vermektedir. Çevik Nisan 2015'e kadar çeşitli ülkelerde 23 kişisel hat sergisi gerçekleştirmiş. Ayrıca 115 karma sergiye katılmıştır. Çok kıymetli hocamıza tekrar hoş geldiniz diyorum ve sizleri değerli hocamızla baş başa bırakıyorum. Buyurun. Size teşekkür ediyoruz Asuman Hocam. Savaş Hocam'la artık konferansımıza başlıyoruz. Şu an 39 katılımcımız var. Evet. İnşallah müstefit bir konferans olur. Buyurun hocam. Hocam sizin sesiniz kapalı şu an Savaş Hocam. Şu anda sesim geliyor mu? Evet, şu an açık hocam, buyurun. Kaç katılımcı var demiştiniz? Hocam şu an 40 oldu rakam. 40 oldu, evet. Peki ben onları göremiyorum ama önemli değil herhalde görüp görmemem. Onlar sizi görüyorlar hocam şu an. O arkadaşlar beni görüyor herhalde, değil mi? Evet hocam. Şimdi bütün katılımcı arkadaşlarımıza ve sizlere hoş geldiniz diyorum. Hayırlı bir akşam diliyorum. Tabii pandemi dolayısıyla da bu şekilde bir konferans yapıyoruz. Hoş pandemi olmasa da tabii Afyon'a gidip böyle bir şey yapma biraz zor olacağı için teknolojinin bu nimetlerinden yararlanmak suretiyle bu şekilde online bir söyleşi, sohbet, konferans diyelim, yapma imkanını elde etmiş olduk böylece. Şimdi konumuz Ahmet Karahisari. Bu katılımcı arkadaşların hemen hepsi tabii hat sanatıyla ilgili oldukları için Ahmet Karahisari, Ahmet Şemsettin Karahisari dendiği zaman kim olduğunu mutlaka biliyorlar. Onun için o konuda bir açıklama yapmaya gerek yok. Ben hemen konuya girebilirim. Tarihimizin, hat sanatı da tarihimizin en önemli birkaç isminden bir tanesidir Ahmet Karahisari. Çünkü hat sanatına getirdikleri çalışmaları ve özellikle de Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdırdığı meşhur Kur'an'ı sayesinde hat tarihimizde önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Karahisari 1468-1556 yılları arasında yaşamış. Aşağı yukarı 88 yaşında vefat etmiş. Önemli bir hattatımız. Kanuni döneminde çok önemli bir Kur'an yazmış. Kanuni'nin isteği üzerine. Ve bu Kur'an Osmanlı tarihinde yazılan en büyük boy Kur'an olmakla birlikte sadece büyük olmasıyla önemli değil. Ayrıca çok önemli bir eser olmasıyla da hat sanatı tarihimize geçmiş bulunuyor ve üzerinde konuşmamız gereken önemli bir konuyu oluşturuyor. Malum milletlerin sanat tarihlerinde sanat eserleri vardır. Mesela ne bileyim işte Rönesans döneminin ressamları dediğimiz zaman hemen aklımıza La Joconde gelir, değil mi? Madonna gelir. Yani o gülümseyen kadın resmi gelir. Michelangelo dediğimiz zaman Musa heykeli gelir vesaire gibi böyle önemli dönüm noktaları oluşturan sanat eserleri vardı. İşte hat sanatımızın da önemli dönüm noktasını oluşturan Karahisari döneminin en önemli, hat tarihimizin daha doğrusu en önemli eserlerinden bir tanesi, belki de bunların içinde en başta gelen Ahmet Karahisari'nin Kur'an'ı geliyor. Tabii Karahisari'nin Kur'an'ından önce onun bir hattat olduğunu ifade edelim. Burada ben şimdi bir ekran paylaşımı yapacağım. Herkesin bildiği bir görseli burada getirmek istiyorum.
Ahmet Karahisari dendiği zaman aklımıza ne gelir gibi bir soru sorduğumuz zaman tahmin ediyorum ki şu görüntü gelir, değil mi arkadaşlar? Yani benim aklıma bu gelir hep. Karahisari dendiği zaman hemen onun müselsel besmelesi, kreatif ve müselsel besmelesi geliyor. Kreatiftir çünkü değişik bir stille, değişik bir anlayışla yazılmıştır. Karahisari'den önce buna benzer müselsel ve bu tarzda farklı besmeleler var tabii ki. Herhangi bir sanatçı, herhangi bir eserini böyle tamamen özgün yapabildiği gibi önceki bazı sanatçıların eserlerinden ilhamla değiştirerek de yapabilir. Bu sanatta çok oldukça meşrudur. Buna benzer yazılar var tabii ama onu daha çok yalın hale getirip, simgeleştirip ve tam bir grafik adeta amblem haline dönüştüren bir hattatımız Karahisari gördüğünüz gibi. O dönemde meşhur hattat Şeyh Hamdullah var. Onun ismini de duydunuz. Şeyh Hamdullah bir cümleyle ifade edeyim. Türk hat sanatında Yakut'tan sonra Osmanlı hat ekolünün özellikle nesih yazıda, sülüs ve nesih yazıda ki birinci derecede nesih yazıda Osmanlı hat ekolünün kurucusudur Şeyh Hamdullah. Ve Ahmet Karahisari ile çağdaştırlar. Aynı devirde yaşamışlardır. Bir dönem tabii. Şimdi Şeyh Hamdullah nesih yazıda yani Kur'an yazısında, ince yazıda kendine özgü bir tavrıyla Osmanlı ekolünü ortaya koyarken Ahmet Karahisari hattatımız bu böyle bir yazı yazarak yani o zamana kadar bilinen aklam-ı sitte dediğimiz altı çeşit yazıdan çok farklı bir anlayış ve birleştirme biçimiyle imla kurallarını da yani Arapça imla kurallarının da sesiniz kapandı hocam. Savaş hocam sesinizi tekrar açar mısınız? Sesimi tekrar... Tamam açıldı geldi hocam mi? Geldi şu an. Buyurun hocam. Yok kapamadım ama demek ki kendi kendine bir şey oluyor. Şimdi Karahisari ile Şeyh Hamdullah'ın aynı dönemde yaşamış olması, bir dönem aynı dönemi paylaşmış olmaları Karahisari'yi anlamamızı daha çok ihtiyaç gösteriyor. Çünkü Şeyh Hamdullah malum 2. Bayezid padişah olduğu zaman Şeyh Hamdullah'ı İstanbul'a çağırıp ondan bir Türk hat nesih yazı ekolünün, bir Türk hat ekolünün kendimize özgü bir tavrın ortaya çıkışını rica etmiş. O da yoğun çalışmaları neticesinde Yakut el-Mustasimi'den sonra nesih yazıda büyük bir devrim yaparak Türk ekolünü kurmuş bir sanatçı. Fakat Ahmet Karahisari'ye baktığımız zaman nesih yazı yazmakla birlikte nesih yazı üzerinde fazla durup onun üzerinde ıslah etme veya çalışma gösteren bir sanatçı değil. Ve burada bazı anlayışların ve bazı yorumların biraz irdelenmesi gerektiği taraftarıyım. Yani mesela şu şekildeki bir yorum yanlış olur. İşte Şeyh Hamdullah'la Ahmet Karahisari ekolü çıkmıştır. Fakat Şeyh'in ekolü kabul edilip Karahisari'nin ekolü pek kabul görmemiş ve dolayısıyla zaman içerisinde unutulmuş gitmiştir şeklinde bir yorum kanaatimce yanlış olur. Çünkü Ahmet Karahisari'nin disih yazı üzerinde ıslah etme gibi bir amacı, bir gayesi yok. Çünkü Karahisari'nin tavrı, çalışma stili tamamen başka. O nesih yazıyı sadece yazıyor. Hangi ekolde yazıyor? Yakut ekolünde yazıyor tabii ki. Çağdaşı Şeyh Hamdullah yazıda, nesih yazıda bir ilerleme yapıyor, çalışma yapıyor. Artık o ikinci kez üzerinde çalışılan bir yazın üzerinde tekrar çalışma ihtiyacını hissetmemiş olabilir benim kanaatim. Çünkü bu işe adamış bir hattat arkadaşı var. O onu götürüyor ama Karahisari
aynı yazı üzerine tekrar çalışmasının bir anlamı yok. Sonra Karahisari'nin anlayışı ve zevki farklı. Zamanın bütün yazılarını yazmakla meşhur. Yani yazmadığı bir yazı çeşidi yok. Üstelik de divani ve celi divani yazıları o dönemde yeni Osmanlı hattatlarının yazdığı bir yazı. Gerçi sarayda yazılıyor bu yazı ama İran'dan Talik ekolünden çıkan bir yazı biliyorsunuz. Türklerin de geliştirdiği bir yazı. Fakat yeni geliştiği ve çıktığı için o yazıyı yazan pek fazla bir hattat yok. İşte Karahisari bu yazılar üzerinde de durmak suretiyle çok farklı yazı çeşitlerinde çalışmaları var. Şimdi bakın size şunu göstereyim. Burada Karahisari'nin Sülüs Besmelesi ile beraber aşağıda Reyhani yazısını görüyorsunuz. Bakın satır istifindeki insicam ve düzen ve estetiğe dikkatinizi çekerim. Sonra bu besmeleden sonra şunu göstereyim. O besmelenin yani o meşhur Karahisari besmelesinin gerçek sayfası görüntüsü budur arkadaşlar. İşte burada elhamdülillah, burada da İhlas suresi var malum kare şeklinde ve ortada da müselsel kreatif besmelesi var. Şimdi onun dışında Karahisari'nin bakın bu şekilde müselsel elhamdü veliyyut elhamdü veliyyül hamd diye bir ibaresi var. Müselsel yani buradan başlıyor, hiç kalem hareketi kalkmadan devam ediyor ve burada bitiyor. Bu bir kreatif çalışma. Yani sülüs değil, nesih değil vesaire veyahut da sülüs harfleri esas alınarak yapılmış bir kreatif yani kreasyon. Yani farklı bir yorum getirilen bir çalışma. Bu ise Karahisari'nin başka bir levhası. Burada üstte sülüs, işte aşağıda muhakkak yazılar var ve bakın çalışmaları var burada altın ve siyah mürekkeple yazdığı ve birbirinin devamı olan çalışmalar var. Sayfa ve kıta düzeni, istifi ne dikkatinizi çekerim. Çok farklı bir anlayış. Bakın burada büyük, burada küçülüyor, burada düz satır geliyor, burada imza kısmı geliyor vesaire. Değişik bir tasarım. Karahisari'nin Elif'ten Y'ye kadar olan meşki, müfredat meşki. Dikkat ederseniz elin sağlamlığının ve gücünün son derece açık bir şekilde ortaya konmuş bir levha, bir yazı olduğunu görüyorsunuz. Yani bakın en küçük bir sarsıntı, en küçük bir acemilik yok. Son derece sağlam ve güçlü harfleri görüyorsunuz. Sonra burada yine bakın tevkî yazıyla yazılmış bir kısım var. Üste celî divani var bakın. Burada nesih var, üstte nesih var. Sonra bir satır daha nesih. Celî divani. Burada hattı müselsel gibi gözüken ama esasen tevkî yazısı dediğimiz yazı ve burada da o devam ediyor. Sayfa düzeni itibariyle yazıların çeşitliliğindeki aynı gücün tekrarı itibariyle dikkatinizi çekti mi bilemiyorum. Karahisari bütün yazılarda aynı gücü ve hassasiyeti göstermiş. Burada da gördüğünüz gibi sülüs ve müselsel yazıyı görüyorsunuz. Şimdi Karahisari'nin bu çalışmaları onun sadece nesih, Kur'an yazısı yazma üzerindeki isteksizliğini ortaya koymuştur. Yani isteksizliği demeyelim de nesih yazısı üzerinde çalışmak istemediğini, daha çok bütün yazılara ağırlık verdiğini ve o bir kompozisyon peşinde koştuğunu, kompozisyon adamı olduğunu, yani bir gerçek bir sanatçı
olduğunu, sanatçı heyecanı hissettiğini ve duyduğunu anlıyoruz. Çünkü bütün bu gösterdiğimiz görsellerden onun ne kadar çok değişik yazı çeşidi üzerinde aynı güçte ve aynı hassasiyetle yazı yazdığını ortaya koymuştur. İşte bu nedenle Karahisari ile Şeyh Hamdullah'ı kıyaslayıp, işte Şeyh Hamdullah ekolü tutulmuştur, Karahisari ekolü tutulmamıştır. İşte onun öğrencisi Hasan Çelebi tarafından biraz yürütülmüştür, sonra da kaybolup gitmiştir gibi bir yorum bence yanlış. Çünkü Karahisari nesih yazıda bir ekol ortaya koyma azminde ve gayretinde değil. O başka işlerin peşinde, yani celi ve kompozisyon yazıların peşinde. Bu noktada bu şekildeki görüşümüzü ifade ettikten sonra esas itibariyle Karahisari'nin Karahisari dendiği zaman akla gelen o müselsel besmeleden sonra hemen akla gelen Kur'an yani Mushaf'ının Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle veyahut da tavsiyesiyle, isteğiyle yazmaya başladığı fakat tamamlayamadığı o meşhur Mushaf'ın üzerinde biraz durmakta fayda var. Çünkü Karahisari dediğimiz zaman o meşhur Mushaf'ıyla biz Karahisari'yi gerçek anlamda anlıyoruz. Şimdi Karahisari Kanuni 1520'de malum padişah olmuş. 1566'ya kadar da padişahlığı devam etmiş, sultanlığı. Sonra vefat etmiş. Karahisari'ye böyle bir Kur'an yazma işini 1554'te böyle bir sipariş vermiş ve Karahisari bu Kur'an'ı yazmaya başladığı zaman 1555'te tamamlamış. Bundan 10 yıl önce 1545'te bu siparişi aldıktan sonra Kur'an'ı yazmaya başlamış. Şimdi Karahisari'nin doğum tarihini 1545 olarak bildiğimize göre bir hesap edersek Kur'an'ı yazmaya başladığı zaman Karahisari 77 veya 78 yaşındaydı. Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi bugün 77 ve 78 yaşındaki bir hattatın yazılarına baktığımız zaman yaşlılık dönemi ve elinin titrediği, gözünün biraz daha az gördüğü vesaire, ki çağımızda artık gözlük var vesaire var, sağlıklı olabilmek için çeşitli ilaçlar vesaireler olduğunu düşünürsek, o dönem için gözlük vesaire de belki olmadığına göre 77-78 yaşındaki bir hattatın o Kur'an'ı yazmaya başlaması ve o Kur'an'daki yazı kalitesini kıyasladığımız zaman biraz hayretler içerisinde kalırız. Çünkü 77 yaşındaki bir hattatın o kadar güçlü bir yazı yazabilmesi gerçekten bir mucize eseridir. 10 yıl süresince bu yazıyı yazmış, yani o Mushaf'ı yazmış. 1556'da vefat ettikten sonra da süre sonra tabii Kur'an eksik kalmış. Bunun aşağı yukarı 3'te 2 fazlasını yazmış. Yani 300 yapraktan oluşuyor bu Kur'an. Dolayısıyla 80 yaprağını öğrencisi Hasan Çelebi tamamlamış. Yani dolayısıyla 300'ü 80'e bölersek 2 kere 8 16 32, yani 3'te 2'si gibi veya 4'te 3'ü gibi bir rakamını, kısmını, büyük bir kısmını Ahmet Karahisari kendisi yazmış. Çok az bir bölümünde, 4'te 1'lik bir bölümünü de aşağı yukarı evlatlığı veyahut da öğrencisi dediğimiz Hasan Çelebi tamamlamış. Şimdi bu Kur'an'ın özelliği nedir? Ben birkaç madde halinde size sıralayacağım. Ha, bu arada bir küçük bir anekdotumu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu
Kur'an-ı Kerim şu anda Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nin Hırkayı Saadet Dairesi'nin içerisinde 5 numarada kayıtlı duruyor. Ve teşhir ediliyor mu bilmiyorum. Teşhir edilse dahi malum cemekan içerisinde el değmeden belirli bir mesafeden insanlar bunu seyrediyorlar. Herhangi bir şekilde Kur'an'ı ellerine alıp çevirme, sayfalarına aktarma vesairesi yok. İki sene kadar önce Klasik Türk Sanatları Vakfı, bilginiz vardır, bu Kur'an-ı Kerim'in bir tıpkı baskısını yaptı. Gerçek büyüklükte ve gerçek şekliyle ve çok kaliteli bir baskı yaptılar. Gerçekten bende de var. Onu ancak alıp elinizle seyredebiliyorsunuz, o zevki almaya çalışıyorsunuz ama bu gerçek Kur'an'ı, Ahmet Karahisari'nin kendi yazdığı orijinal Kur'an'ı alıp evirip çevirmek, elinizde aktarmak, sayfalarını çevirmek imkanınız yok. Fakat bendeniz 80'li yılların başında bu Kur'an'ı elime alıp sayfalarına dokunup ve sayfalarını çevirme şerefine nail olmuş bahtiyar bir insan olarak size bunu ifade etmek isterim. Bu iş nasıl oldu? 1900, tam yılını hatırlamıyorum ama 1982, 80 ile 87 arasında. Çünkü rahmetli Emin Barın hocam, benim o zaman akademide hem hocam hem de hat hocam hem de grafik hocamdı. Hattat'tı belki biliyorsunuz ve geniş bir çevresi vardı. Bir gün Perşembe günü toplanıyoruz atölyesinde. Dedi ki çocuklar dedi, arkadaşlar dedi, arkadaşları da var tabii, bizler de varız. Hadi dedi bugün sizinle şeye gidelim, Bayezid'e gidelim ve İslam Eserleri Müzesi'ne uğrayalım. Oradaki müdür zaten tanıdığı. Hem onu ziyaret ederiz, bir çayını içeriz. Hem de dedi işte o şeylere bakarız, yazılara bakarız dedi. Kalktık gittik, 4-5 kişiyiz. Yanımda kimler vardı bilmiyorum ama bir tanesini hatırlıyorum. Şevket Rado vardı. Doğan Kardeş Yayınları'nın müdürü ve malum ilk hat kitabının da, yani günümüzdeki ilk hat kitabının da Türk Hat Sanatı diye bir kitabı var onun. Onun da yazarı kendisi. Kalktık gittik. Neyse müdür beyi ziyaret ettikten çaydan sonra Emin Hoca dedi ki ya dedi şu Karahisari'nin Kur'an'ı bir çıkarsana dedi ya, bir görmek istiyoruz dedi, bir görelim şunu dedi, özledik falan. Adam tabii Emin Hoca'nın büyük bir etkisi var haliyle, yani hem devrin en ünlü sanatçısı, hem çevresi var, hem danışmanlıkları var, yani her şey soruluyor kendisine, bilgi alınıyor vesaire. Sanatçı yani o günün itibarlı bir sanatçısı ve danışmanı olarak. Hay hay hocam dedi. Kalktık biz o reyona gittik. Anahtarı istedi şeyden, yetkiliden. Yetkili anahtarı getirdi. Kur'an-ı Kerim'i çıkardılar. O cam sehpanın üzerine koydular. Ve biz 4-5 kişi böyle eğilerek, güzel bir şekilde tabii, dikkatli bir şekilde sayfalarını çevirerek o Kur'an-ı Kerim'in epeyce bir inceledik. Bir yarım saat falan, böyle 40 dakika belki çevirdik. Yazılarına baktık, inceledik. Tabii mest olduk ve sonra tabii kapandı, tekrar kondu yerine vesaire. Böyle bir olaya ona dokunabilme şerefine nail olmuş bir kişi olarak gerçekten bu o gün benim için müstesna bir gündü. Şimdi Karahisari Kur'an'ının sizi sıkmamak için böyle bir anekdot anlattım. Sizin de ilginizi çeker tahmin ediyorum. Şimdi Karahisari Kur'an'ının önemi nerede peki? Yani Türk Hat Sanatı deyince en büyük eser Karahisari Kur'an'ı akla geliyor. Niçin Karahisari Kur'an'ı akla geliyor da bir başka Kur'an, Musaf akla gelmiyor? Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi eskiliği. Yani Karahisari Kur'an'ı tabii daha sonraki Hafız Osman dönemi ve ondan sonraki Kur'an'lardan, Musaflardan daha önce yazıldığı için bir tarihi geçmişi var. Kanuni Sultan Süleyman'ın isteği üzerine yazılmış bir Kur'an. Bir tarihi, bir eskiliği ve geçmişi var. İkincisi, en büyük Kur'an, Osmanlı döneminde yazılmış en büyük Kur'an. İkincisi. Üçüncüsü de teknik ve estetik özellikleri arkadaşlar.
Yani şimdi onun üzerinde biraz duracağım. Kur'an buradaki örnekler de göstererek bu Kur'an'ın, bu Mushaf'ın teknik ve estetik özellikleri nedir ki bu Kur'an o kadar önemli diyecek. Şimdi tarihi eskiliğini ve kanun döneminin bir eser olduğunu vesaireden sonra büyüklük önemli tabii. Osmanlı döneminde yazılmış en büyük Kur'an o da önemli ama bir sanat eserinin kalitesi ve değeri fiziksel büyüklüğüyle ölçülmez. Yani bir eser ne kadar büyük, devasa ise o kadar değerlidir diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Sanat eserinin boyutları o kadar önemli değil. La Joconde mesela malum Leonardo da Vinci'nin 50'ye 60 gibi bir küçük bir rakam. Yani çok fazla büyük değil ama yani resim sanatı Avrupa resmi deyince ilk akla gelen eser bizim Karahisar'ın Kur'an'ı gibi denk geliyor yani. Ve dolayısıyla bu o kadar önemli değil. Yani Kur'an'ın büyük olması önemli değil. Bir özellik tabii ki. En önemli özelliği estetik ve teknik özellikleri. Şimdi sırayla onu ben size anlatayım. Çünkü bunların bazılarını bilmiyor olabilirsiniz. Bir kere bu Kur'an-ı Kerim'de sayfalar tabii boyutu büyük olunca tahmin ediyorum ki yazı kısmının büyüklüğü 26'ya 43 gibi bir rakam yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Yazı sadece iç pervaz ve cetvelle birlikte. Onunla birlikte daha da büyüyor tabii. Şimdi böyle bir Kur'an'ın sayfalarının kağıdın özelliği çok önemli. İncelediğimiz zaman bu Mushaf'ın kağıdı iki kağıdın üst üste yapıştırılmasıyla oluşmuş. Yani sayfaların kalın olması gerekiyor. Peki neden bunlar iki kağıt, ağırlı kağıt üst üste yapıştırılarak Kur'an yazılmış, Mushaf yazılmış? Benim tahminimce şu, tabii kağıt çok önemli, çok pahalı ve değerli bir madde. Şimdiki gibi değil, fabrikalar yok vesaireler yok. O dönem elde yapılıyor bütün kağıtlar, atölyelerde elde yapılıyor. Bütün kağıtlar el yapımı. Ve dolayısıyla çok pahalı. Bir de istenilen evsafta, istenilen kalitede kağıt yapma imkanı yok. Belirli bir gramajda yapılıyor. Ve dolayısıyla ince olan yaprağa hem önünden hem arkasından yazı yazıldığı zaman ve bunların da koltukları, her sayfada koltuk vardır, onu da söyleyeceğim. Koltuk dediğimiz yani tesipli kısım. Arkalı önlü ince bir kağıda bu hem yazı yazılıp hem de tesip yapıldığı zaman görüntü ve gölgesi ister istemez öbür sayfaya geçer. Yani kağıdın belirli bir kalınlığı olması gerekiyor. Gramajı olması gerekiyor. Bu gramaj onun arkaya geçmesini önlüyor. Bunun için kalın kağıda yazmak ihtiyacını hissetmişler. Ama kalın kağıt da bulunmadığı için belki o dönem itibariyle ince olan sayfaları birbirine yapıştırmak suretiyle kalınca bir sayfa elde edilmiş. İşte bu çok önemli bir özellik. Benim tahminim bu şekilde yapılmış. Yoksa sertleştirici bir madde olan muhallebiyle yapıştırılması, kağıdın işte sert olmasından ziyade kalın olması önemli benim tahminim. Kalınlıktan dolayı da sayfaların arkası, gölgesi çıkmaması açısından bu böyle yapılmış. Şimdi teknik özelliklerinin malzeme olarak birincisi bu. İkincisi yazı kalitesi, yani Karahisar'ın yazdığı yazının şekli, şemali, biçimi, sayfa düzenine geleceğim. Ama ondan önce hat sanatıyla ilgili olanları en sona bırakayım, ondan önceki kısımlarını anlatayım. Her bir sayfa düzeni itibariyle her sayfada 4 tane koltuk var. Yani 4 ayrı tesip alanı var dikdörtgen şeklinde. Ve dolayısıyla 300 yaprak yani 600 sayfadan oluşan Karahisari Kur'an'ında her bir sayfada 4 adet koltuk olduğuna göre toplam itibariyle 2360 koltuk ortaya çıkıyor. Koltuk tesibi ortaya çıkıyor.
Tabii bu arada Hizipler, sure başları vesaireler onlar da var. 110 küsur tane sure başı var. Hizipler var. Durak işaretleri vesaire. Onlar hariç sadece koltuk olarak 2360 adet koltuk var. Fakat işin enteresan tarafı bu koltukların adedinin çok olması bir tarafa, özelliği şu bu musafın, her bir koltuğun rengi ve tasarımı farklı. Birbirinin aynısı değil. Onun için müzehipler bakımından bu çok önemli bir kaynak eser teşkil ediyor. Her bir koltuğun farklı, koltuk dediğimiz olay şu, göstereyim ben size burada. Şuradaki sağdaki ve soldaki kısımlar koltuk deniyor. Tabii burada koltuk, yani şunu bir kıta kabul edersek, burada iki koltuk var. Bu iki koltuğun da deseninin aynı olması gerekiyor. Çünkü biri başka biri başka olmaz. Ama üsttekiyle alttaki farklı. Hiçbir zaman üsttekiyle alttaki aynı koltuk olmuyor arkadaşlar. Şimdi koltukların bu şekilde farklı farklı tasarımının yapılmasından sonra bir başka teknik özellik de şu, sayfa düzeni. Şimdi sayfa düzenine geçmeden önce ben Karaysari'nin bu Kur'an'ının giriş sayfasından itibaren nasıl bir sayfa düzeni yapılmak istendi ve ne düşünüldü onu anlatmaya çalışacağım. İlk sayfası bir vakfiye sayfasıdır gördüğünüz gibi. Yani burada işte yuvarlak bir alan içerisinde nesih yazıyla yazılmış. Daha sonra efendim 3. Murat Saban'da tamamlanmış. 2. Mustafa 1696'da bu Kur'an'ı has odaya vakfetmek suretiyle orada Kur'an okunsun. Yani Osmanlı Sarayı'nda biliyorsunuz has odada sürekli 24 saat Kur'an okunurdu. Hala okunuyor. Sürekli okunmak üzere bu has odaya vakfetmiş. O vakfiyenin burada metni yer alıyor. Bu giriş, yani vakfiye sayfası, bunu geçelim. Buradan geçeceğiz bir saniye. Ondan sonra Zahriye sayfası geliyor. Zahriye sayfası işte ilk giriş sayfası oluyor. Bir yuvarlak kesiple başlıyor bu sayfa ve ondan sonra da Kur'an'ın esas metni geliyor. Ondan sonra da işte burada gördüğünüz gibi serlevha dediğimiz Kur'an'ın işte Fatiha suresiyle başlayan ilk sayfası, tesipli ilk sayfası gelmiş oluyor. Sayfa düzeni burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Fakat ben şimdi bunu atlıyorum. Şimdi bundan sonraki kısım bunun, yani bu şimdi sağ tarafta tabii. Sol tarafta Kur'an'ı açarsanız sol taraftaki de bu. Yani El-Bakara'nın ilk ayetleriyle başlayan sayfa. Bu iki sayfaya Fatiha ve bu iki sayfaya biliyorsunuz serlevha diyoruz, sayfaları diyoruz. Ve burada da yine bir yazı düzeni ve tesip var. Şimdi bundan sonra, şimdi bakın bundan sonra çok enteresan gelen sayfaya bakalım. Bundan sonra gelen sayfa bu arkadaşlar. Yani El-Bakara devam ediyor. O serlevha sayfasından sonra gelen sayfa bu. Burada El-Bakara devam ediyor. Fakat sayfa düzeni nasıl? Yukarıda ve aşağıda iki satır halinde muhakkak yazı var. Muhakkak yazı. Sonra ortada yuvarlak bir biçimde 13 satır halinde nesih yazı var. Böyle bir düzenleme yapmış Karaysari. Sonra da bu, tabii bu yuvarlağın etrafında görüyorsunuz işte Rumilerden oluşan bir tesip kısmı var. Peki bundan sonra, yani serlevhadan sonraki ikinci sayfa, bu ikinci sayfadan sonra üçüncü sayfaya geçelim. Üçüncü sayfada bu.
Şimdi bakın sayfa düzeni değişti. Böyle yapmış. Yani bu defa ilk önceki sayfada biliyorsunuz yukarıda aşağıda muhakkak yazı, ortada nesih yazı varken ve yuvarlak iken burada tam bir klasik kıta formunda yukarıda ve aşağıda bu defa sülüs, celi diyebileceğimiz sülüs ve ortada da bakın reyhani yazı var. Bunun adedi satır sayısı kaç? Bu da 13. Ve iki tarafta koltuk var. Allah Allah diyoruz. Yani Kur'an'ın sayfası nasıl olacak? Yani öyle ya, Kur'an'ın her bir sayfası birbirini tutuyor. Biri başka biri başka olmaz. Burada şu ana kadar iki ayrı sayfa tasarımı gördük. Sonra bundan sonra üçüncü sayfada ise bunu görüyoruz. Bu da bambaşka bir şey. Şimdi burada da bakın yine bir kıta formatında fakat yukarıda, en yukarıda ve en aşağıda muhakkak yazı. Ortada sülüs yazısı, bu üç büyük celi yazının iki parça bölüm olan ortalarında ise beşer satır nesih yazısı var. Ve yine burada koltuklar var. Ve bundan sonra baktığımız zaman artık bütün Kur'an bu şekilde devam ediyor. Yani Karahisari önce bu tasarımı yapmış, sayfa tasarımını yapmış. Ve bunu tespitletmiş, bakmış, görmüş. Ondan sonra bu sayfa düzenini yapmış. Ondan sonra da bu üçüncü sayfa düzenini yapmış ve bundan sonra bu sayfa düzeniyle devam etmiş. Şimdi burada bakın çok açık ve net bir olgu var. O da şu arkadaşlar. Karahisari, yani ilk sayfalar değişik olsun da ondan sonrakileri böyle yapayım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Hiçbir sanatçı böyle bir şey düşünmez. Karahisari aslında bu Kur'an'ı yazmadan önce bir öyle ya bir sayfa tasarımı, enteresan bir Kur'an yazacak ve bunu sayfa tasarımını yapması gerekiyor. Ha, bu arada antiparantez bir konuyu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu söylemeden geçmek doğru olmaz. Şimdi Kur'an, yani Mushaf niçin yazılır? Okunmak için yazılır tabii ki, değil mi? Bütün Mushaflar, Peygamberimiz Efendimiz'den itibaren günümüze kadar gelen bütün Mushaflar okunmak üzere yazılmıştır. Yani bizzat alıp insanların okuması için. Tamam, bütün Mushaflar okunuyor fakat Karahisari'nin Mushaf'ında okunmakla beraber en başta bir başka amaç güdülmüş. Bu Mushaf'ın denmiş, okunacak ama okunmakla birlikte farklı bir yapısı, farklı bir dizaynı, farklı bir estetiği olması lazım. Farklı bir mizampajı olması lazım. Ben burada Mushaf'ı tam bir sanat gailesiyle oluşturmam ve ortaya muhteşem bir eser ortaya koymam diye düşünmüş Karahisari ve bu tasarımı yapabilmek için bir takım çalışmalar yapmış. İşte baştaki o iki sayfa onun aslında arayışı. Yani bundan önceki hatırlarsınız şu sayfa bir sayfa tasarımı. Sayfa büyüklükleri aynı. Sayfa büyüklüğünde bir değişiklik yok. Hatta iç pervazdan itibaren şuradan işte burası 26'ya 44,5 gibi geliyor. Burasının ölçüsü aynı. Bundan sonra yaptığı çalışmanın da ölçüsü aynı bakın. Aynı ölçüde yapmış. İçerideki tasarım değişmiş. Yazı karakteri değişmiş. Bundan sonraki en son yapıp karar kıldığı tasarımın iç ölçüleri de aynı. Fakat yazı düzeni ve karakteri de yine farklı. İşte burada Karahisari en sonunda bu tasarımı beğenmiş ve bunda karar kılmış ve Kur'an-ı Mushaf'ı da bununla yazmaya devam etmiş. Peki o zaman aklımıza bir soru gelecek. Peki hocam bunu böyle yaptı da önceki iki sayfayı kenara koyup onları bu tasarımda tekrar yazıp yapamaz mıydı? Koca Mushaf'ı yazan bir hattat, yani iki sayfayı tekrar yazmaktan erinir mi, üşenir mi? Niye onları koydu Mushaf'ına? Onları da bu sayfa düzenine göre niye yapmadı? Yani klasik geleneksel bütün kitabın bütün sayfaları, Kur'an'ın hepsi aynı olması gerektiğine göre
niye o iki tanesini oraya koydu da ondan sonra bununla devam etti diye akla mantıki olarak bir soru gelebilir ve gelmelidir. İşte benim de aklıma bu geldi, böyle bir soru geldi. Neden? Bu soruyu belki hiç kimse sormadı kendisine veya birbirlerine insanlar, attatlar. Neden o iki sayfa kondu Kur'an'a, Musaf'ı da ondan sonra devam edildi? O iki sayfa bu düzene göre niçin yapılmadı? Ben arkadaşlarıma da bu arada sormuş olayım. Onlar da enteresan bir fikir söylemiş olabilirler. Sizce niçin koydu onları? Cevap verecek olan var mı? Söz isteyeni herhalde Asuman Hanım görüyor. Ona söz hocam söz isteyen olursa mikrofonu açabilirim. Evet, söz isteyen olursa mikrofon açılabilecek. Evet, tahmin ediyorum ki pek kimse hani söze karışmak istemiyor olabilir. Şimdi ben de aynı şeyi düşündüm. Şimdi tabii Karahisari'ye sorma şansımız yok. Ey Karahisari, bu yaptığın eskizleri veya tasarımları niye Kur'an'la koyup devam ettin? Son verdiğin karar verdiğine göre o iki sayfayı da tekrar yazmak senin için bir şey değildi yani. Ne olacak, koca Kur'an'ı yazan bir insan o iki sayfayı yazmaktan üşenmez. Niçin onu koydun, Musaf'ına da devam ettin diye sorduğumuz zaman o belki cevabını verecekti ama ona sorma şansımız yok. Onun için bir tahmin yürütmemiz gerekiyor. Benim tahminim şu arkadaşlar. Yani başka tahmini olan varsa da söylesin, üzerinde konuşabiliriz. Hocam, üniversitemizin, fakültemizin dekanı söz hakkı almak istiyor. Size bir sorusu olacak. Gayet tabii, buyursun efendim. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Biraz geç katıldım ben. Kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. İnşallah iyisinizdir. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler şimdi de ben dikkatimi çekti siz az önce sayfayı anlatırken. Şimdi Elif Lam Mim sayfasından sonraki sayfa innellezine keferu diye başlayan ayetler değil. Daha ilerideki ayetler var. Acaba o normalde bizim Kur'an dizilimindeki üçüncü sayfadan başka bir şey mi kat takip etmiş? Şimdi şu sayfa yani ser levhadan sonra. Evet, evet. El Bakara'dan. Evet. Bundan sonra devam ediyor. Bizim ondan sonraki sayfa düzenimiz bu. İşte o yani innellezine keferu diye başlamıyor hocam. Üçüncü sayfa olarak gösterdiğiniz. O zannediyorum 10 ya da 14. sayfa falan olması lazım. Hafız olan arkadaşımız varsa daha iyi bilir de onu merak ettim. Normalde bizim dizilişteki yani okuduğumuz Kur'an'daki üçüncü sayfayı merak ettim daha doğrusu. Gerçi bakarız yarın hoca hanımla da şimdi dikkatimi çekti. Sağ olun, kusura bakmayın. Estağfurullah. İnnellezine keferu diye tabii devam etmesi lazım değil mi? Burada peki ben tabii hafızlığım yok. Bu hangi ayetten başlıyor, devam ediyor? Hocam 14. sayfa filan diye başlıyor. Ve idâ azalem aleyhim gâmu ve levşe allâhu lezehebe bisemmehim diye devam eden ayet. Peki. Tamam, şimdi araba kullandığım için bakamıyorum numaraya. Peki bu sayfa nereden başlıyor acaba? Hangisi? O işte sizinki 13 ya da 12 ya da 13. sayfa hocam. Yani yok, şimdi iki tane farklı sayfa düzeni var ya. Bir önceki var, bir de bu var. Bu bir öncekinin devamı mı yoksa başka bir yerden mi konuşuyor? Bilemiyorum hocam, işte Kur'an-ı Kerim'e bakmak lazım. Da, merak ettim, ben de yarın bakacağım inşallah. Evet, ona da bakmak lazım. Bir de var Karahisari Kur'an hocam, üniversite fakültemizde. Fakat, evet hocam, çok önemli bir noktayı işaret ettiniz. Fakat şimdi böyle de olmuş olsa, devam da etmiş olsa, şimdi burada bir gerçek var. Yani bu ser levhadan sonra bu iki ayrı farklı sayfanın konması ve ondan sonra ben de bakacağım şimdi tekrar bundan sonraki sayfa nereden devam ediyor diye. Şimdi bu sayfaların, bu tasarımların konmasının benim kanaatimce şöyle bir esprisi var. Karahisari şunu demek istiyor. Bakın ben bu safı yazarken bu üç tasarım yaptım. Bir, iki, üç tasarım yaptım ve bunlardan bunu beğendim ve bununla devam ettim ama istedim ki sizler de bunu görün. Böyle bir tasarım olabileceğini, böyle bir çalışma yapıldığını bu Musaf için görün istedim olabilir. Çünkü malum bir sanatçı bir eserini yaparken ön çalışmaları da zaman zaman sergilenir ve bilgi verilir. Yani seyirciler o çalışmanın, o büyük eserin
o hale gelmesindeki eskiz çalışmalarını, ön çalışmalarını, aşamalarını ve kademelerini görmek isterler. İşte bu istek ve merakı burada gidermek amacıyla Karahisar'ın Kur'an'ına bunlar konmuş ve ilave edilmiş. Ve ondan sonra da bu tasarım devam etmiş. Şimdi bakın. Hocam böyle bir şey belirteyim az önceki ayetle alakalı olarak. Evet. Bakara suresinin 40. ayet kerimesiyle başlıyor hocam. Ya beni İsrail'e zükürü nimeti elleti. Bu bizim şu an kullandığımız Kur'an-ı Kerimlerde 6. sayfaya tekabül ediyor hocam. Şu sayfa oradan mı başlıyor? Yok bu değil hocam, diğeri. Ya beni İsrail'e zükürü nimeti elleti. Ya beni evet. Evet, evet hocam. Kaçıncı bu bizim, ayet dediniz? Bakara suresi 40. ayet hocam. 40. ayet. Peki şunu çözebildik mi? Bu nereyle başlıyor? Hemen ona da bakarız hocam. Ayrıca hocam Elif Lam Mim'in olduğu sayfadaki son ayet-i kerime de yok. Bizim şu an kullandığımız Kur'an-ı Kerimler Ülaike alâ hüden min rabbihim ve ülaike hümül müflihun kısmı buranın son kısmında yok mesela. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik ve bil ahiretihum yuqinun. Ahiretihum yuqinun de bitiyor. Evet hocam. Bundan sonraki ayet ondan sonraki sayfada yok. Evet hocam. Ülaike alâ hüden min rabbihim diye devam etmesi gerekiyor. Peki, fakat eksik olamaz tabii. Onu başka bir şekilde muhtemelen hocam. Ülaike diye başlayan ayeti belki şu sayfadan ben onu almadım buraya tabii. Şu evet, sayfadan hocam. Sonra koymuş olabilir muhtemelen. Ben şimdi bu şeyden sonra bakacağım ona. Evet hocam. Oradan mı başlıyor diyor. Ki muhtemelen oradan başlıyor. Demek ki bu iki sayfayı bu araya sıkıştırmak suretiyle ben bunları yaptım. Bu eskizleri, bu sayfa düzenini yaptım. Ama en son yaptığımı karar verdim ve onunla devam ediyorum şeklinde bir yani yaptığı çalışmayı da Musaf'ın içine koymak suretiyle bir bütün bu Musaf çalışmalarıyla ilgili bütün yapılan çalışmaları bir araya getirmiş, toplamış ve bir sanat eseri haline getirmiş amacı var. Evet. Karahisari'nin. Şimdi Karahisari'nin sayfa düzeni bu arkadaşlar. Şimdi yalnız ben tabii bir grafiker gözüyle incelediğim zaman son derece hayretler içinde kalıyorum. Çünkü 300 yapraktan 600 sayfadan oluşan bu musafta bu düzen yani 3 tane cili yazı en yukarıda aşağıda muhakkak ortada sülüs 5 satırlar halinde de nesih yazıyla olan ve 4 ayrı koltuktan oluşan bu sayfa düzeni normal olarak devam eder. Peki sure bitip ikinci bir sure başlarken malum sure başı diye bir bölüm açılır. O bölüm de tesiplidir. Onu nereye ve nasıl acaba yerleştirecek? Çünkü sayfanın bu ortasındaki şu ölçü sabit olması lazım. Hiçbir zaman değiştiremezsiniz. Sabit olmakla beraber içindeki bu tasarım düzeninin de değişmemesi gerekiyor. Asıl olan o. Yani önemli olan bu. Bu işin esprisi de o. Şimdi bu sayfa düzeni de Karahisari kendisi yaptı. Neden? Çünkü yazıyı yazan kişi sayfa düzenini yapmak zorunda. Nereye ne geleceğini göstermek zorunda. Bunu bu şekilde yazdığına göre burada iki tane koltuğu kendisi ayırdı. Tıpkı şimdiki hattatlar gibi biz bir yazı, bir kıta vesaire yazdığımız zaman kurşun kalemle çizeriz. Müzeybe verirken veririz ki bak arkadaşım ben buraya koltuk şuraya şey şuraya bilmem ne istiyorum. Buraya başlık istiyorum. İşte taç istiyorum veya istemiyorum şeklinde yerlerde belirleriz. Ondan sonra o tesibin artık nasıl yapılacağı, rengi, biçimi vesaire ya müzeyip kendisi yapar veya hattatla danışarak birlikte kafa kafaya verip bir ayarlama yaparlar. Ama öncelikle hattatın sayfa düzenini yapması ve ona göre yazıyı yazması gerekiyor. Burada hattat sayfa düzenini yapmış. Ondan sonra peki en son bakın bunlar uzun surelerde fark etmiyor. Ayetler çok bol miktarda olduğu için bu düzen devam ediyor. Sadece sorun sure başı geldiği zaman sure başı diyelim ki önceki sure şurada bitti. 3 satır nesih yazıldı, bitti. 5 satırlık bir düzenleme yapılmış. Kafadan nesih yazısı uydurup ayet buraya yazılmayacağına göre bu 3 satırda eğer bittiyse bundan sonra yine bu espride sure başının gelmesi lazım.
Onun da sülüs olması lazım buradaki espriye göre. Ve sonra bu defa alttaki kısım 5 değil daha fazla satıra çıkacak. İşte bütün o problemleri Karahisari o kadar güzel çözmüş ki bakın aynı sayfa düzenini, esprisini korumak suretiyle. Şimdi bakın burada söylediğim olay ortaya çıkıyor. Yani burada işte önceki surenin 5 satıra denk gelmiş, bitmiş. Sonra da en son ayeti de burayla, sülüsle tamamlamış. Fakat şurada bittiği için sure, bundan sonra ikinci surenin besmelesini koysa burada boşluk kalacak, bir şey yazamayacak. Zaten en son kısma muhakkak yazı gelmesi lazım. Onu bir kere yerini değiştiremez. Buraya koydu. Peki bu da burada bitti. Ne olacak? Buraya uydurma bir şeyler de yazılmayacağına göre işte bakın buraya da böyle 3 satır nesihin geleceği yere bir ikinci üçü, buradaki koltukların yatay bir koltuk koymak suretiyle aynı sayfa düzeni esprisini devam ettirmiş. Tabii iş bununla bitmiyor. Bakın daha çok kısa ayetler var malum burada. Bunu gösterdik pardon. Hocam tekrar bölüyorum. Az önceki sizin sorduğunuz soruya istinaden neden böyle bir çeşitlilik vardır, fikri olan var mı diye sorduğunuz soruya istinaden. Evet. Siz de chat'e bakarsanız görürsünüz hocam. Bazı hocalarımız bir takım tahminlerde bulunmuşlar. Hatta doğru cevabı söyleyenler de olmuş. Ha, güzel. Şimdi bakın burada ise bu sayfada ise çok enteresan. Bir önceki surenin bir kısmı tamam muhakkak yazılmış. Sonraki kısım nesihle yazılmış ve sure burada bitiyor. Peki ne yapacağız? Şimdi bundan sonra ikinci bir sure İnna Ateyna galiba değil mi? Küçük tam göremiyorum. Kevser suresi herhalde. O geliyor. O zaman Kul Euzu bi Rabbin bin Nas, yani Nas suresi geliyor. Onun besmelesini buraya yine nesih olarak koyuyor. Şimdi şu alanımız bizim nesih alanı idi ya. Bu nesih alanını bu defa besmelesini nesih yazarak ve ortada kalan boş kısma da yine yatay bir koltuk koyarak ikinci bir sure başlangıcını belli etmiş. Ondan sonra sureyi Nas suresine başlamış, devam etmiş. Tabii ki ondan sonra nesihle devam etmiş, bitirmiş. Bitti ne olacak? En son diyelim. Ondan sonra yine bir yatay koltuk ve boş bir alan, yani bu en son sayfa olduğu için söylüyorum. Bundan önceki sayfalarda da o kadar güzel çözümlemeler yapılmış ki, yani sayfaya baktığınız zaman arkadaşlar, başta, ortada ve sondaki 3 büyük iri yazıyı, 2 tane muhakkak, bir tane sülüsü görüyorsunuz. Ortada kısa kalması gereken sure bittiği zaman veya kısa surelerde nasıl çözümlenmesi gerektiğini burada koltuk koymak suretiyle hem sayfayı zenginleştirmiş hem de aynı sayfa düzenini korumak suretiyle olayı bitirmiş. Bu benim müthiş hoşuma gitti ve son derece güzel bir çözüm olarak gördüm. Şimdi bakın 500 yıl önce aşağı yukarı 1555'te tamamlamış olduğuna göre, yani kendi yazısını, demek ki 450-470 yıllık, 500 yıla yakın bir zaman önce grafik tasarım diye bir şey pek yok yani o zamanlar tabii. Ama bugünkü grafik tasarımın modern esprisini Karahisari'yi burada uygulamış ve o sayfa düzenini hiç sayfanın görünüşündeki orijinalliği kaybetmeden uygulayıp tamamlamış. Bu benim çok dikkatimi çekti ve çok hayretler içerisinde kaldım. Bugünün bir grafik tasarımcısı eğer bu Kur'an'ı bugün bu şekilde tasarlamış olsaydı, aynen bu şekilde tasarlardı en iyi şekliyle. Daha başka bir çözüm aklıma gelmiyor. Düşünüyorum, taşınıyorum. Nasıl yapılabilirdi acaba diye hiç aklıma gelmiyor. İşte bu sayfa düzenine hayran kaldım. Tabii ayrıca şunu söyleyeyim. Karahisari'nin hattının
muhakkak ve reyhani hattının birbiriyle olan uyumu, rahatlığı, güzelliği ayrı bir konu. Oradaki bileğinin gücü ayrı bir konu ki dediğim gibi 78-77 yaşlarında başlamış, 88 yaşına kadar yazmış. Bakın 88 yaşında bir hattatın bu kuvvette bir yazı yazabilmesi yani oldukça zor. Hakikaten bugünkü imkanlar ölçüsünde yani bu yaşa göre olan duruma göre bu kalitede bir yazı yazmak gerçekten her hattatın harcı değil olsa gerek. Son derece kuvvetli bir hattat. Tabii ölümüyle beraber Musaf tamamlanmamış. Geriye 80 yaprak kalmış. Bu 80 yaprağı da 3. Murat ve 3. Mehmet zamanlarında Kur'an tamamlanmış. 1584 ile 1596 tarihler arasında yani 3. Murat zamanında talebesi Hasan Çelebi Kur'an-ı Kerim'i tamamlıyor ve teslimiyle vesaire isimle şemsili bir cildi var. Siyah deriden harika bir cildi var. Şıkır şıkır bir Kur'an-ı Kerim olarak ortaya çıkıyor ve tamamlamış oluyor. 80. sayfada yani aşağı yukarı yapılan incelemede hangi şeyden başlıyordu o? Hangi sureden itibaren Hasan Çelebi'nin yazı yazması? Yani Saffan suresinin aşağı yukarı 66-67. Ayetlerinden itibaren yazı kalitesinde yani yazı kalitesi demeyelim de yazının esprisinde bir hafif bir değişme oluyor. Oradan itibaren Hasan Çelebi'nin yazdığı ortaya çıkıyor. Hasan Çelebi nesih yazıları yani bu Musaf'ın nesih yazılarını Karahisari'nin ekolüyle aynı ekolde yazmış. Hemen hemen hiçbir fark yok ve çok iyi bir hattat gözü bile bunları ayırt edecek kadar hassas yazmış. Ama muhakkak ve sülüs yazılarda özellikle muhakkak yazılarda bir hafif bir değişimi görüyoruz. Biraz kabalaşmış yazı ve biraz da bold yani biraz daha şişmiş yani kalınlaşmış harfler. Karahisari'nin inceliği, zarifliği yok. Biraz daha kalınlaşmış. Bu da çok doğal. Çünkü bir hattat ne kadar da hocasını taklit etmeye çalışsın, bilgisayar gibi onu taklit etme imkanı yok. Çünkü her hattatın kendine özgü bir tavrı, bir stili, bir el becerisi var. Onun için oradaki aradaki küçük nüans farklılıklarını gayet doğal olarak karşılayabiliriz. Onun için o şekilde Kur'an tamamlanmış ve sarayda kalmış. Ha, bu Musaf'ın tabii şeysi yok, ketebe sayfası yok. Peki neden yok acaba diye düşündüm. Tabii Karahisari'ye atamazdı ketebe sayfasını çünkü Musaf'ı tamamlayamadı, doğal. Peki Hasan Çelebi tamamladığına göre onun atması gerekir. O da atmamış ve çok büyük bir ihtimalle hocasına olan hürmetten dolayı. Çünkü Kur'an'ın 1/4'ünü hocası yazmış. 1/4'ünü kendisi yazmış ve onun talebesi. Şimdi tutup da ketebehu Hasan Çelebi diye imza atmayı kendine belki yedirememiş büyük ihtimalle olduğu için. Zaten bu Musaf'ı yazan kişi belli. Tarihe kayıtlara geçmiş. Vakfiye de var vesaire de var. Kayıtlar da var. Osmanlı arşivlerinde mevcut. Herkes tarafından bilinen bir şey. Bilinen bir Musaf'ın, kimin yazdığı tarafından bilinen bir Musaf'ın tekrar talebesi Hasan Çelebi tarafından imzalanması biraz abes olabilirdi diye düşünmüş olabilir Hasan Çelebi ve o şekilde imzalamamış. Bu şekilde bu müstesna eser günümüze gelmiş bulunuyor. Bu Musaf'ın tıpkı basımı 2 defa yapıldı. O konuda da bilgi vereyim. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Bu en son ikinci yapılan gerçekten çok kaliteli dediğim bahsettiğimse daha önceki Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın 3 sene önce yaptığı bu 3-4 sene oldu belki bilemiyorum.
yaptığı bu çalışma hakikaten kayda değer. Çok hem iyi bir grafikerler tarafından ele alındı, hem matbaası hem bu işi yani yapanlar tarafından ciddiye alındı ve çok güzel bir tıpkı basım yapıldı. Fakat ondan önce kaç yılındaydı tahmin ediyorum ki, şimdi yanlış da hatırlamayayım ama valla 90'lı yıllar veya 2000'li yılların başları, 90'lı yılların sonları olabilir tahmin ediyorum. Duyduk ki Karahisar'ı, Kur'an'ı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tıpkı basım yapılmış. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. İşte fiyatı da 250 lira, hiç unutmuyorum o zamanki parayla, çok iyi de bir para. 250 liraya satılacakmış diye duyduk. Ve bir Ramazan'da işte malum Sultanahmet Camii'nin avlusunda kitap fuarı oluyor, hala oluyor zannederim. Orada Milli Eğitim Basım Evi'nin işte Kültür Bakanlığı pardon, Kültür Bakanlığı'nın reyonunda bu Kur'an, tıpkı basım Kur'an satılığa çıkarıldı diye duyduk ve ben de paramı hazırladım, hatta cebime koydum 250 liramı. Kalktım gittim heyecanla Kur'an'ı almak için, Musaf'ı almak için. Vardım, dedim Karahisar'ın Musaf'ını almak istiyorum. Hayır, bir görebilir miyim dedim. Tabii dediler, buyur dediler, verdiler. Bir kere kütük gibi ağır. Sonra bir sarsıldım, şöyle bir sayfayı bir açtım baktım. İlk tabii serlevha sayfasına bakılır önce Kur'an alınırken. En önemli sayfa o sayfadır çünkü. O sayfayı açıp baktığım zaman başımdan aşağı bir sıcak su döküldü adeta. Şok oldum. Neden diyeceksiniz? O kadar kötü bir baskı ki, o kadar kötü bir baskı ki, size şöyle söyleyeyim. Yani böyle bir Musaf'ı kötü basma yarışması yapılsa, o baskı en kötü baskı yarışmasında birincilik kazanır. Özellikle kötü baskı yarışması yapılsa diyorum. Bakın o kadar kötü. Kağıdı da çok kötü ve yanlış. Şıkır şıkır kuşe. Böyle bir Kur'an, Musaf kuşeye basılmaz. Parlak kağıda basılmaz. Okunmaz çünkü, bakılmaz. Bunun özel kağıdı olması lazım. Offset kağıdı olması lazım. Kaliteli bir kağıt olması gerekir. Hafif olması lazım. Velhasıl ondan sonraki sayfaları çevirdim, baktım ama böyle içim içimi yiyor. Yani böyle çok üzüldüm ve sinirlendim aynı zamanda. Dedim böyle tıpkı basım ne demek ya, bu nedir dedim ya, bu renkler birbirine girmiş, yazılarda çatallaşmalar var, baskı yapılırken kayılmış, sanki zelzele sırasında affedersiniz Allah korusun basılmış gibi yazılar böyle oynamış, rezalet bir baskı. Ve ben o Musaf'ı maalesef almadan geri döndüm. Sonra aradan bir süre geçti, pişman oldum almadığıma. Neden? Çünkü ya dedim ben tamam onun kötü baskı ama en azından oradaki işte yazının şekline bakardım. Ne bileyim koltuklar birbirinden farklı, 2360 koltuk var, her birinin şekline bakardım. Bir fikir verirdi en azından diye üzüldüm. Sonradan da o tabii bitti satıldı tabii hepsi. Az bir baskı vardı zaten, 2000'e basmışlardı galiba, satıldı bitti, üzüldüm. Fakat enteresan bir şeydir, yıllar sonra hangi kurum, bir vakıf onu bana hediye etti, bir şey yaptı, bir hizmet yaptık, bir jüri mi olduk, bir danışma, bir konferans mı verdik, bir söyleşi mi oldu, ne oldu tam geçmiş gün hatırlayamıyorum. Onun sonucunda bana jest olsun diye, bu benim almak isteyip de almadığım ve sonradan pişman olduğum ilk baskısını hediye ettiler ve onu da elde etmiş oldum. Tabii 4 sene önceki ikinci baskısı da var bende. İkisi de şu anda duruyor hamdolsun. Ve arada bir bakıp böyle seyrediyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Karahisari Kur'an'ı tabii üstün körü bir değerlendirmeyle, teslimini değerlendiremedik, doğru düzgün yazı kalitesini vesairesini değerlendiremedik ama en azından bir Kur'an'ın genel efsafı hakkında bir bilgimiz oldu. Bu konuda
soru sormak isteyen veyahut da fikir beyan etmek isteyen arkadaşlarımız olursa onları dinleyebilirim. Asuman Hanım söz isteyene söz verebilir. Onun dışında ben Karahisari'nin biraz sanatçı kişiliğinden de çok kısaca bahsetmek istiyorum. Kendisinin yazdığı bir levhada da bizzat kendisini anlatan bir, o levha şu anda görseli bende yok maalesef. Şey diyor orada, bizim yazdığımız bu levhadaki bu yazılara bakarak diyor, yanlış fikirler edinmeyin. Biz bunu çok son derece emek çekerek ve uğraşarak farklı bir biçimde ortaya koymak için yazdık. Allah niyetimizi biliyor. Bu açıdan bakın, yani böyle bir farklı gözle bakmayın gibilerinden böyle bir sitemvari bir şey yazmış. Herhalde tahmin ediyorum ki zamanında da kendisini bazı sanat çevreleri tarafından eleştirenler de olmuş olabilir. Yani çünkü çok farklı çalışmaları var. Bakın şimdi o dönem için böyle bir çalışma veyahut da meşhur bu besmelesi kolay hazmedilir veya kabul edilir bir şey değil. Ya bu nedir böyle diyen bir takım insanlar olmuş olabilir. O devri bilmiyoruz. O devirde yaşananları, konuşulanları, yani kayıt yapılmamış bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Böyle bir düzeni, yani böyle bir çağın çok ötesinde bir anlayışla yapılmış. Biz bugün bunu takdir ediyoruz. Çünkü artık bugün amblemler var, logolar var, işte grafik çalışmalar var, simgeler var. Ne bileyim işte, değil mi? Yani toplu yerlere gittiğimiz zaman bir hastane, havaalanı, postaneye, şuraya, buraya, bir AVM'ye, alışveriş merkezine simgeler görüyoruz. İşte burası tuvalettir, burası alışveriş merkezidir, burası bilmem konferans salonudur vesaire gibi. Onlara bakarak daha yazıyı görmeden simgesel olarak gözlerimiz bunlara alışkın. Yani grafik biçimlere ve şekillere alışkın. Ama o zamanın gözü buna alışkın değil. İnsanlar hep klasik görmeye alışmış. Ve hep sürekli klasik yazılara bakmak suretiyle gözleri terbiye olmuş. Birdenbire böyle bir yazıyla karşılaştıkları zaman tuhaflarına, gariplerine gitmiş olabilir. Bakın burada hem lafzatullah var, hem lam rı harfi tarif, lam rı var. Yani ha mim sonra geliyor biliyorsunuz ve tekrar lam rı ve him geliyor. Burada işte ye nerede, bilmem ne nerede diye, işte burada nun nerede falan diye sormanın bir anlamı yok. Çünkü bu simgesel bir, adeta besmele'nin amblemini yapmış Karahisari. Evet. Şimdi böyle bir yazıyı yazan bir kişinin, sanatçının klasik bir dönemdeki Osmanlı'nın ilk dönemleri eleştirilmemiş olmasına imkan ve ihtimal yok diye bakıyorum ben ve o da bu eleştirilere sitemkar bir şekilde cevap vermiş o levhasında. Ben onu hissediyorum. Yazılarımıza iyi bir gözle bakın. Çok araştırılmış ve üzerinde düşünülmüş çalışmalardır vesaire gibi ibareler kullanılıyor. Çok naif bir kişiliği varmış Karahisari'nin. Son derece zarif, uzun boylu bir kişi olduğu düşünülüyor. Bir rivayete göre hazerfan bir insan belki. İşte bir rivayet var, duymuşsunuzdur. Genellikle beyaz elbise giyiyor ve bir beyaz elbisesini kendisinin dikmiş olduğu söyleniyor. O kadar ince ve hassas dikmiş ki terziler dikiş yerlerini görememişler. O kadar ince ve hassas. Yani sanatçılarda bu özellik var tabii. Bir sanatla uğraşan kişinin hazerfan olma özelliği, başka sanat dallarında da hüner gösterdiği bir gerçek. Çünkü o doğuştan yetenekli kişi artık gördüğü her şeyi bir görüşte yapabilecek kabiliyetli bir adam. Aklıma Batı sanatından bir örnek geldi. Michel-Ange bilirsiniz. Çok ünlü bir Rönesans ressamı ve heykeltıraşı. Süper dahi bir adam. Yüzyılda gelen dahilerden bir tanesi. Leonardo gibi. Onun devrinde yaşamış. Sixtine Kilisesi'nin tavanını fresko yapmak için Papa tarafından görevlendiriliyor. Ve
oraya resimleyecek işte İsa'nın resimleri vesaireyle yapacak. O malum hani iki el böyle gelir işte Tanrı'nın eli Adem'in eline parmağına değer ona can verir hikayesi hatırlayın diye söylüyorum. Onu yapacak. Fakat o zamana kadar tabii fresko tekniğini bilmiyor. Yapmamış. Hep tuval üzerine yağlı boya yapmış. Fresk tekniği sıva yaşken yani duvar veya tavan her neyse sıva yapıldığı zaman sıva kurumadan üzerine toz boyalarla veya ona özel boyalarla yapılan resme deniyor. Fresk tekniği bu. Sıva daha kurumadan ki içine çekiyor herhalde. Onun ona göre bir gölge, ışık bir şey veriyor. Kuruduktan sonra boya tutmuyor zannederim. Tekniğini ben de çok iyi bilmiyorum. O şekilde yapılan bir teknik. Tabii kendisi hiç yapmadığı için tekniğini bilmesi gerekiyor. O devrin en ünlü fresko ustasını çağırmış yanına yardım etmesi için. Adam neyse gelmiş o fresk tekniğini tabii yapmaya başlamış ve Michelangelo da bir taraftan yapıyor fakat 3-5 gün sonra adamı kovmuş. Çünkü yaptığı işi beğenmemiş ve ondan sonra kendisi devam etmiş o freski yapmaya. Yani 3 gün içinde o freski öğreniyor, tekniğini kavruyor, biliyor adam nasıl yap. Tamam ama adam tabii kendisi kadar ünlü bir sanatçı değil nihayetinde bir ressam ama sıradan belki bir ressam. O devrin en iyi fresk ustası ama yani öyle biliniyor. Kovmuş adamı sen demiş git ben devam ederim. İşine gelmemiş herhalde beğenmemiş sanatını ve kendisi devam etmiş. Böyle bir insan onun için Karahisari de dönemi için gerçekten Hazerfan bir kişilik olduğunu tahmin ediyoruz. Tüm yazıları yazmış. Celi Divani üzerinde mesela çok çalışmış ve güzel Celi Divanileri var. Afyon'da efendim bilirsiniz Asuman Hocam kütüphanede galiba Karahisari'nin yazılarını gördük. Çok güzel murakkaları vardı. Evet. Kütüphanede murakkaları var hocam. Evet. Onları zevkle seyrettik. Evet. Ve dolayısıyla Ahmet Karahisari Afyon Karahisari'mizin en büyük bence simgesidir. Yani Afyon deyince benim aklıma hep Afyon evet. Karahisari veya Afyon dediğimiz zaman hep Hattat Karahisari gelir. Nedense başka bir şey gelmez. Ha ondan sonra da biraz şey geliyor tabii. Kaymağı falan da geliyor. O da çok tabii. Afyon kaymağı meşhur. Tatlısı değil mi? Ne tatlısıydı? Ekmek kadayıfı. Ekmek kadayıfı. Şimdi tabii ekmek kadayıfı. Seyircilerimizin biraz ağzı duyuyor sulanabilir. Ağzı sulanabilir. Ekmek kadayıfı hocam. Efendim? Ekmek kadayıfı meşhur bir de. Evet, ekmek kadayıfı meşhur. Hem sadesi hem vişnelisi meşhur. Evet. Eğer Afyon'a giden olursa mutlaka şeker sorununuz falan yoksa ekmek kadayıfı üzerine gerçek kaymak koydurmak suretiyle bir güzel afiyetle yemenizi tavsiye ederim. Evet, tabii efendim. Karahisari'nin yazılarını, murakkalarını mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Afyon'da hocam, bir de şeyin İsmail Hakkı Altunbezer'in yazılarının olduğu bir cami vardı. O caminin adı neydi? Şöyle çarşıda bir büyük cami ama. İmaret mi acaba? Yok. Camiydi, camiydi. Böyle tencere üzerlerinde de yazıları vardı şeyin. İsmail Hakkı Altunbezer'in çok güzel eseriydi o. İmaret Camii olabilir. Olabilir, olabilir evet. Büyüyecek bir camiydi. Evet. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii 9:20 geçmiş, bir saat, bir buçuk saat olmuş aşağıda. Evet, böyle. Sağ olun, çok devam yorgun. Edin. Ne kadar çabuk geçti yani. Çok hani, güzeldi. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam Ahni Şemsettin Karahisari çağının döneminin 500 yıl önünde gitmiş diyebilir miyiz? Grafik tasarım açısından çalışmalarını yorumladığınızda. Çok teşekkür ederim. Bakın en önemli bir söz var. Onu unuttum söylemeyi. Arkadaşlar bu sözüm öyle kafadan atılmış veyahut da benim şahsi görüşüm değil. Bu söz gerçekten doğru bir söz. O da şu. Türk grafik tasarımının ve tarihinin ilk sanatçısı Ahmet Karahisari'dir. Eyvallah hocam. Yani Avrupa'da daha grafik tasarım
biliyorsunuz 1450 matbaanın icadıyla, Gutenberg'in matbaa icadıyla başlamakla birlikte tipografi ve grafik. Ama Türkiye'de 1550-1560 yıllarında, yani 100 yıl sonra aşağı yukarı, Avrupa'da da yani grafik hemen pat diye ortaya çıkmadı. Osmanlı, yani Türk grafik tasarım tarihinin ilk grafik tasarımcısıdır. Gerçek anlamda grafik tasarımcısıdır diyebiliriz. Şu yazı bile onun bir grafik tasarımcısı olduğunun kanıtıdır. Hele o Musaf'taki sayfa düzenine hayran olmamak elde değil. Çağdaş bir grafik tasarım. Evet. Şeksiz şüphesiz bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Yani böyle şey, Hamdullah'la Ahmet Karahisari'yi karşı karşıya getirip çarpıştırmak son derece yanlış. Elmalarla armutlar, üzümler nasıl kıyaslanmazsa, resim sanatı ile heykel sanatı nasıl karşılaştırılmazsa, Karahisari ile Hamdullah da karşılaştırılmaz. Şeyhin yeri ayrıdır, Karahisari'nin yeri ayrıdır. İkisinin de farklı janrları vardır. Ve dolayısıyla Karahisari'yi bir grafik tasarımcı, bir gerçek bir tasarımcı, cili üstadı, kreatif yazılarda üstad olarak hepimizin, yani kreatif yazı çalışan, işte ne bileyim benim gibi birçok arkadaşım var, bizlerin üstadı olarak kabul edebiliriz. İlk değişik varyasyonları, çalışmaları, tasarruf diyebileceğimiz farklı şekilleri yapan kişidir. Ondan sonra, daha sonra gelen hattatlar olmuş tabii, işte Rakım yine aynı şekilde vesaire, değişik hattatlar gelip farklı çalışmalar yapmışlar ama bunların ilkini 500 yıl önce Karahisari gerçekleştirmiş. Müthiş bir sanatçı. Hocam ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii, buyurun. Siz konuşmanız esnasında şöyle bir şey söylemiştiniz, bu grafik tasarımla ilgili olarak çok üst düzey bir grafik tasarımında olduğunu, hatta baktığınızda bundan daha iyisi yapılamaz kanaatine ulaştığınızı söylemiştiniz. Evet. Bununla ilgili olarak hocam ben şöyle bir yoruma ulaştım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerdeki uyuma, asonansa baktığımız zaman işte harflerin birbiriyle uyumu, seslerin birbiriyle uyumu, kelimelerin yerli yerinde kullanılışında da Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'in mucizliğine tanık oluyoruz. Muhtemelen diyorum Ahmet Karahisari de bunun farkında olarak, benim buna öyle bir hatla, öyle bir sanatla yaklaşmam lazım ki bu kitaba, bu yani yaratıcının sanatına biraz olsun yaklaşsın, yakışsın endişesinde olmuş olabilir hocam. Olabilir tabii. Zaten Karahisari bu Musaf'ı, yani açılsın da böyle her gün okunsun veyahut da işte çok seri bir şekilde okunsun amacıyla yazmamış. Öyle yazmış olsaydı bütün yazılar aynı büyüklükte ve bu şekilde bir kıta düzeni yapmazdı. Normal bir yazı tutturur ve yazardı. Normal klasik musaflarda olduğu gibi. Okunmakla beraber burada bir görsellik söz konusu. Yani bir sanat eserinin ortaya çıkışı. Okunmak belki ikinci planda burada. Çünkü bakın bu sayfa düzeni öyle kolay bir sayfa düzeni değil, gösterdiğim gibi. Yani üç ayrı yazı karakterinin hem cilisi ve hem normali bir arada olması çok enteresan. Muhakkak var, sülüs var, celi sülüs diyebileceğimiz veya sülüs. Ondan sonra da nesih, üç ayrı yazı karakteri ve bir görsel şölen var. Diğer sayfalardaki, dediğim gibi sure başlarının geldiği zamanki çözümlemeler, kısa sureler sayfalarının geldiği zamanki pratik çözümlemelerle de sayfa düzeni son derece oturtulmuş. Yani bu tamamen okumak için değil, görsellik, sanat eseri olsun diye yazılmış bir musaftır. Ben o gözle bakıyorum. Öyledir de gerçekten. Daha sonra 3. Murat zamanında bu şey yapılmış, yani has odaya verilmiş okunması için, ayrı bir şey. Ama esas itibariyle bir sanat eseri, sarayda bir sanat eseri olarak kalsın diye yapılmış. Zaten boyutunun da büyük tutulmasının esbab-ı mucibesi o. Her bir sayfasında tesip olması, 4 şey olması, koltuk olması az bir şey değil. Bir sürü saray müzehibi çalışmış burada. Cetvelkeşler, saray müzehipleri çalışmış.
cildi derseniz harikulade bir cilt. Yani 6360 adet koltuğun her birinin farklı farklı kompozisyonlarda yapılması kolay bir iş değil. Bir yaparsınız, iki yaparsınız, 20-30-50'den sonra birbirine benzemeye başlar. Halbuki baktığımız zaman hiçbiri birbirinden benzemiyor. Burada tabii hepsini gösterme imkanı yok. Kimi geometrik, kimi bilmem farklı şekilde. Bakın burada bile farklı. Sonra sayfa düzenini ve görseli bozmamak için mesela bir tanesini organik hareketlerle yaparken ötekini geometrik yapmamış. Neden? Aykırı düşerdi çünkü. Sayfa bütünlüğü de söz konusu. Burada da aynı yumuşak hareketler. Renk bütünlüğü var ama desen ve kompozisyon tamamen farklı, alakasız. Ama ikisi de birbiri içerisinde bir bütünlük arz ediyor. Bu tür çalışmalar da var. Yani bunların da göz önünde bulundurulması lazım. Sonra 75 yaşından 85 yaşına kadar çalışan bir hattatın Koca Musaf'ı cili sülüs yazıyla her bir sayfada 3 tane olduğuna göre 600 sayfada 6, 12, 18, 1800 adet sülüs ve muhakkak satır yazmış. Bu kolay bir iş değil, 1800 adet. Yani tasih yapmadan, ne bileyim taslak yapmadan tamam bir sayfa, ilk sayfa yaparsınız. Önceden eskizlerini yaparsınız, oturtursunuz, güzelce sayfaya oturur, işte satırı güzel olur vesaire falan filan. Şimdi ona zaman yok ki, 10 sene de yazmış Karahisari. Siz 10 senede bunun tasarımıyla bilmem nesiyle uğraşsanız mümkün değil. 300 yaprak değil, 30 yaprağı insan zor yapabilir belki. Onun için buradaki hattatın o gücünü de görmek gerekiyor. Belki hiç eskiz yapmadan oturup bir çırpıda bunları yazdı. Ona zaman yok çünkü. Sadece bununla iş bitmiyor, nesih yazıları da yazıyor. Yani zor bir iş. Hocam, müsaadenizle bir tasavvuf yanı olduğunu da biliyoruz. Ahmet Şemsettin Karahisari'nin bir mutasavvuf aynı zamanda. Muhtemelen ilahi bir aşkla yaptı bunu. Kesinlikle. Yaptığı işi. Tabii. Yani ben zaten büyük eserlerin asla tamamen insani yeteneklerle oluşmadığına inanırım. Yani büyük eserlerde hani ilham diyoruz ya, ilham yani sanatçının ruhuna üflenen bir Allah tarafından üflenen bir espri, bir çağrışım olarak görüyoruz. Hocam biraz önceki peygamberlere inen ilham veyahut da ayetler, sureler neyse sanatçıya da Allah tarafından ilham veriliyor. İşte ilham geldi diyoruz. Peki durup dururken nasıl geldi? Nereden geldiğini bilemiyor. Pat diye aklınıza geliyor böyle bir şey, gözünüz önüne canlanıyor. Bu kendiliğinden olmuyor, bir yerden geliyor. Yani işte o orada yüce yaratıcının insana verdiği güçle bu geliyor. Zaten ben tüm sanat eserlerinde, özellikle has sanatında bu ilhamın çok daha fazla geldiğine inanıyorum. Çünkü hiç aklınızda yokken, yolda yürürken pat diye bir ibarenin kompozisyonu canlanıyor gözünüzün önünde. Hemen oturup bir yerde veya eve gittiğiniz zaman onun hemen eskizini yapıyorsunuz, kaydını alıyorsunuz. Ondan sonra da üzerinde çalışıyorsunuz. Bu enteresan bir şeydir yani. Evet. Geleneksel sanatlarla uğraşanlar zaten biraz da bundan dolayı ben yaptım demezler. Oldu yaptırıldı derler. Yaptırıldı. Yani, evet. Evet. Böyle bir edep vardır. Ketebe sayfası da muhtemelen öyle bir edeple boş bırakılmıştır. Aynen. Zaten şunu söyleyeyim ben bu arada yeri de gelmişken. Şahsi fikrim değil, bu gerçekten böyle düşünülmesi gerekir. Şimdi sanatçıların böbürlenmesi falan bana çok tuhaf geliyor. İşte ben en büyük ressamım, en büyük heykeltıraşım, ne bileyim en büyük hattatım belki diyen yok da hani böyle bir şey akıllarına da gelebilir. Hiç gelmesin arkadaşlar,
Çünkü insanı yaratan yaratıcı Rabbimiz bizleri yaratırken hem fiziksel şeklimizi kendisi oluşturuyor hem de yeteneklerimizi kendisi veriyor. Yani biz onunla doğuyoruz. Bizde bir şey yok ki. Yani biz, yani insan şimdi kendi şeklini vermeye muktedir mi? Ben hani uzun boylu böyle işte yakışıklı bir tip olmak istiyorum ama tam tersi olmuşum deyip üzülmeye gerek var mı? Veyahut da dünya güzeli bir hanım gelmiş dünyaya işte. O kendi isteğiyle değil ki. Allah onu öyle yaratmış. Ötekini de farklı yaratmış. Şimdi herkesin bir yeteneği var. Ve herkes o yetenekle doğuyor. Ben sanatçının sanatçı doğduğuna inananlardanım. Yani yetenek olmazsa, önceden öz olmazsa sanatçı olamıyor. Ha, çalışmakla o yeteneğinizi geliştirip yön veriyorsunuz. O ayrı bir şey ama o öz yoksa ağzınızda kuş tutsanız sanatçı olamazsınız yani. Sanatçı doğar insan. Onu çalışmasıyla geliştirir ve sanat eseri ortaya çıkar. Onun için bir sanatçının veya yetenekli bir kişinin kendi yetenekleriyle ve sanatıyla övünmesi kadar abes bir şey yok. O seninle alakalı bir şey değil ki yani. Hani bir kişinin ben çok güzelim demekle övünüldüğü zaman biz o kişiye nasıl bakarız? Yani kendini beğenmiş bir insan gibi görürüz değil mi? Öyledir de gerçekten. Yani ben çok güzelim, çok yakışıklıyım filan. Veya işte çok zenginim diye övündüğü zaman biz o insanı aşağılarız. Yani basit insan olarak görürüz. Çünkü o para dahi insanın yani maddi varlık dahi yaratıcı tarafından verilen şey. Öyle olmamış olsaydı dünyanın en iyi ekonomistlerinin en zengin insanlar olması gerekirdi. Öyle değil halbuki. Cahil insanlar çok daha fazla para kazanabilir yani hiç okumamış veya cahil olanlar ki öyle insanlar tanıyoruz tabii. Bunun kişinin yetenekleriyle falan bir alakası yok. Onun için sanatçı sanat yeteneğinin kendisine verilmiş, bahşedilmiş bir ayrıcalık olduğunun farkında olarak asla ve kat'a mütevaziliği elden bırakmaması gerekir. Her şeyden önce insanız ve insan olmak zorundayız. Yani sanatçılık, bilmem ne bileyim, zenginlik, ünlü olmak vesaire bunlar önemli değil. Önce insanız, iyi bir insan olmak zorundayız. İyi bir insan değilsek dünyanın en zengini olabiliriz, dünyanın en yeteneklisi olabiliriz, en önemli mevkilerde olabiliriz, hiç önemi yok. Önce iyi bir insan olmak zorundayız. Onun için sanatçıların böyle tasavvufla vesaireyle falan da uğraşmaları da bu bakımdan önemli. Mesela aklıma şey geldi. Kadasker Mustafa İzzet Efendi böyle derviş mizaçlı bir adammış biliyorsunuz. Kaçmış gitmiş, saray şeyinden sıkılmış. Sonra tekrar dönmüş. Uzun süre Hicaz'da sonra Mısır'a gitmiş falan. Kendisini unutturmuş. Yani ondan önce tabii sarayda padişahın hizmetinde hem attat hem musikişinas bir adam. Ama sıkılmış o şeyden, prosedürden herhalde şeyden. Kaçmış gitmiş. Sonra geliyor Türkiye'ye malum. Biz işte İstanbul'da bir iç ezan okurken padişah tesadüfen onu duyuyor vesaire. Önce hiddetleniyor. Başını vurdurmak istiyor. Sonra vazgeçiyor falan. Yani tamamen derviş meşrep bir insan mı? Özgürlüğünü seven, tamamen bağımsız olan, basit yaşamayı seven, özgürlüğünü seven bir insan. Kadasker Mustafa İzzet Efendi ki hem hat tarihimizin hem de musiki tarihimizin dev sanatçılarındandır. Her ikisinde de çok güçlüdür yani. Hani biri zayıf öteki çok kuvvetli falan değil. Evet. İkisi de aynı güçte. Evet. Yani evet. Sanatçı öyledir. Öyle olmalıdır. Ben o öyle sanatçılara daha çok değer veriyorum. Mütevazi.